Vallahi bu asgari ücretle nasıl ev alacağız başvursak da? Bundan sonra beklenen devletin bu tarz projeleri vatandaşa sunması. Türkiye'deki TOKİ'nin yapmış olduğu bu evler bugünkü ekonomik şartlarda dar gelirli aileler tarafından alınabilmesinin bile mümkün olmayacağını düşünüyorum. Millet böyle bir imkan bekliyordu zaten, böyle bir şey bekliyordu. Hani iyi oldu yani. Sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı ve halen devam ediyor. Projeye çok sayıda katılan oldu ve yoğun ilgi görüyor. Biz de Rapor Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara projeyi nasıl bulduklarını sorduk. Buyurun izleyelim. Proje güzel bir şey aslında yani. Gençlerimiz olsun, şey olsun, hem çalışma iştahından dolayı. Yani güzel bir proje yani. Valla nasip olursa başvuracağız. Ya millet böyle bir imkan bekliyordu zaten, böyle bir şey bekliyordu. Hani iyi oldu yani, güzel oldu yani. Vallahi yaptım da yani tam sonu ne olacağını hiç bilmiyorum. Teşekkür ederim. Benim konutum var ama güzel bir giriş. Vallahi ben memnun oldum ama başvurmayı düşünüyordum. Ben TOKİ'den ev aldığım için maalesef vuramıyorum. Başvuramıyorum. Güzel bence yani, insanlara göre uygun fiyat. Ben başvurmadım ama güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Memlekete, millete faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. Ama ben başvurmadım. Milletimizin demek böyle bir şey talebi var. Kendine de ödeyebileceğine güveniyor. Bundan sonra beklenen devletin bu tarz projeleri vatandaşa sunması. Başvuru yapmadım, yapmak da istemem. Çünkü şöyle bir şey var, ben bunu şöyle söyleyeyim. Gerçek anlamda siyasi yatırım olduğunu düşünüyorum yani. Şu andaki insanların çaresizliği, biraz da çaresizliği yani. Şu anda insanlar büyük ekonomik zorluk çekerken, yarın 20 yıl ve 24 yıl vaat ediyorlar şey olarak. 24 yıl vadede 80 milyon ve 100 milyon olacaksa bir daire, artık siz düşünün halimizi. Ben olsam şahsen giderim, bir müteahhitten param varsa kredi çekerim. Hiç olmazsa taksitleri sabit, o şekilde alırım evimi. Doğrusu da bu yani benim görüşüm. Aynı görüşteyim. Bir şey olay olmadan öncesine de bakmak gerekiyor, sonrasına da bakmak gerekiyor. Konutlar arttı. Konut artışından sonra insanlara ucuz ev sunuldu. Ucuz ev elde etme sunuldu. O nasıl olur? Onun sonucu nasıl olur bilemiyoruz. Şüpheli yani, bence de net iyi diyemiyorum maalesef. Türkiye'de birçok şeyin iyi olmadığı gibi onu da çok iyi diyemiyorum. Bir de şunu söyleyeyim ben. Konutları öyle fakir fukara falan almıyor, açık konuşayım. Birileri toptan alıyor, götürüyor. Ondan sonra da işte efendim çıktıktan sonra belirli bir fiyatla başka birine devrediyor ve satıyorlar. Çünkü TOKİ'de şimdiye kadar olmuş olan olayların çoğu bu. Ben örneğin alamıyorum. Niye alamıyorum? Güvenmiyorum çünkü biraz daha. Olay mı? Sağlam da değil. Çok sağlam da değil. Sonradan çok malzemeye, kalite kullanılmıyor. Bir süre eksikleri çıkıyor. Adamın diyelim ki 17-18 yaşında 5-10 tane çocuğu var. 10 tane şey alıyor. Giriyor. Aradan işte efendim bir sene geçtikten sonra fahiş fiyatla başka birine devrediyor, satıyor. Birileri için de kazanç kapısı oluyor aynı zamanda. Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki TOKİ'nin yapmış olduğu bu evler bugünkü ekonomik şartlarda dar gelirli aileler tarafından alınabilmesinin bile mümkün olmayacağını düşünüyorum. Hatta TOKİ ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam geçmiş dönemki bilgilerimde itina ile çalacağız diye bir tane yanlış yazı imla kuralı koymuşlardı broşürlerine. Bunu hatırlıyorum TOKİ ile ilgili ve şu anda TOKİ'nin bir rant veya kendi siyasi partilerinde bulunan kişileri ev sahibi etme projesi olarak görüyorum ben. Başvuran kişi sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 2 milyon. 2 milyondan fazla kişinin başvurusu aslında bu ülkenin en büyük ayıbıdır. Demek ki bu ülkede ev sahibi olamayan milyonların olduğunun göstergesidir. Umarım ekonomik durumlarını düzeltirler, ev sahibi olurlar. Ben yarın başvuruyorum. Ben de başvurdum, bekliyorum inşallah. İyiliğiyle bekliyoruz. Yani güzel bir proje. Evet. Projeyi nasıl buluyorsunuz? Çıkarsa uygun buluyoruz. Güzel, benim yani uygun. Gayet konut güzel. Evler için diyorsunuz değil mi? Çıkarsa uygun evet, buluyoruz. Çıkarsa uygun. Şansım yok ama bilmiyorum, bakalım bir kere bir tutturacağız inşallah. Garibanın yüzünün gülmeyeceğini siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Kolay gelsin. Başvurmadım. Vurmayı da denemiyorum. İstemiyorum. Vallahi bu asgari ücretle nasıl ev alacağız başvursak da? Yani işveren yok bir de. İş arıyoruz, işveren yok. Bir senedir iş arıyorum. İş verin de alalım birer tane ev o zaman. Yani yayınlıyorsanız yani baştaki büyüklere selam olsun. Hep onlar yesin.
Bizlere iş yok. Yani ne bileyim, ağlanacak durumdayız yani. Abi çok mantıklı ama şu an ben katılamam. Askerden yeni geldim sayılır. Böyle iş arıyorum. O yüzden ben ya. Önce kendimi bir sağlama almam lazım. Sonra ev. Mantıklı ama benim için değil yani. Ama mantıklı. Şu anda zaten Konya'nın en kötü yerinde bir ev 1 milyon TL. En kötü. 3 artı 1 bir ev 1 milyon TL. Daha uygundur muhtemelen. O yüzden mantıklı.